Cuma namazı ya da Cuma günü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle üzerinde güneşin doğduğu en hayırlı gündür. Nitekim Peygamberimiz hadisinde "Hayru yevmin talat aleyhi şemsu yevmul cumaati" buyurur. Üzerinde güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma'dır, Cuma günüdür. Haliyle böyle bir günde müminler, Müslümanlar toplu halde bir araya gelerek günlerin en güzelinde, en hayırlısında toplu bir ibadet, Cuma namazını ifa etmektedirler. Bu bağlamda hayırlı bir günde hayırlı bir ibadet yaparak Allah'a kulluk etmekte, birlik ve beraberlik içerisinde. Bundan dolayı Cuma günü Müslümanların bayramı kabul edilmektedir ki Cuma namazı hem bir ibadettir, hem Allah'a manen yakınlaştıran bir ibadettir, hem de kulun geçmişte işlemiş olduğu günahlara da bir kefarettir. Nitekim sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde buyururlar ki "As-salavatul hamsu vel cumaatu ilel cumaati mukeffiratu ma beynehunne" beş vakit namaz ve cuma namazı arada işlenen günahlara kefarettir buyurur. Yani bugün cuma günü siz bir namaz kıldınız, Allah'a dua ettiniz, ibadet ettiniz. Diğer cumaya kadar işlediğiniz hatalar, kusurlar, küçük günahlar kıldığınız o cuma namazı vesilesiyle affedilmektedir. Ve yine bu ibadetin bir başka özelliği veya bugünün bir başka güzelliği, aynı zamanda duaların da kabul gördüğü, icabet saatinin var olduğu bir gündür. Bu da yine Peygamberimizin hadisinden anlaşılıyor ki, Peygamberimiz diyor ki, cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar, denk gelir de Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dilediğini mutlaka verir. Yani kişi cuma günü cuma namazına gitti veya annelerimiz, kardeşlerimiz, yani kız kardeşlerimiz namaz cumayla mükellef değil, evinde otururken cuma vaktinde ellerini havaya kaldırdı, Allah'a dua etti. Bir istekte bulundu, bir münacaatta bulundu. Bir ihtiyacı var, Allah'a arz etti. Allah Resulü diyor ki şayet o dua ve istek icabet saatine denk gelmişse, o cuma vaktindeki vakte isabet etmişse, Allah mutlaka ona icabet eder ve karşılık verir. Ve nitekim Peygamberimize diyorlar ki ya Resulallah, o vakit hangi vakittir? Yani cuma anındaki vakit midir, öncesi midir, sonrası mıdır, namaz hali midir vesaire? Peygamberimiz diyor ki tıpkı Kadir gecesi gibi bana cuma vaktinin o dua icabet vakti bana unutturuldu. Biz şöyle anlıyoruz bundan: aslında bütün vakitler kıymetlidir. Bütün zamanlar Allah indinde değerlidir. Allah müminin, Müslümanın bütün vakitleri, bütün gün ve geceleri iyi değerlendirmesini ister. Ama bazı vakitler var ki tıpkı Kadir gecesi gibi, tıpkı cuma günü gibi, tıpkı önemli gün geceler gibi diğer vakitlerden daha faziletlidir. Cuma günü de diğer günlerden, diğer vakitlerden daha faziletlidir. Ama o cuma vaktinin de, o cuma gününün de içinde öyle bir vakit var ki, öyle bir saat var ki tam da Allah'ın duaları kabul ettiği bir saattir. Ama biz onun vaktini bilmiyoruz. Acaba namazdan önce mi, namazdan sonra mı, kametle namaz arası mı, bilemiyoruz. Ora meçhul olduğu için Allah Resulü diyor ki o zaman günü ve o vakti dua ile, ibadet ile geçirelim ki umulur ki o Allah'ın belirlediği bir vakte denk gelir. Dua ve ibadetlerimiz de, isteklerimiz de Allah indinde kabul görsün. Bir de cuma ile ilgili olarak ya da cuma namazı ile ilgili olarak şöyle bir durum daha var. Evet, günahlara kefaret bir ibadet. Allah'ın en çok değer verdiği günlerden bir gün ve namaz gibi bir ibadetin var olduğu bir günden bahsediyoruz. Artı bu namaz dinin direği, Müslümanların bir araya geldiği bayram vaktinde kılınan bir namaz, bir ibadet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki
bu namaza, cuma vaktine, cuma namazına gerektiği gibi ehemmiyet vermeyen, bu namazı ifa etmeyen, terk eden, cumaya, camiye gelmeyen, şayet bunu 3 defa ya da 3 cuma yaparsa kalbi mühürlenir diyor. Bunu toplumumuz biraz farklı yorumlamış. Sebebi de şu: toplum bu namazın önemine binaen gençlere, çocuklara bu namazın değerini öğretebilme adına şöyle yorumlamış. Demiştir ki 3 cumaya gelmeyenin nikahı düşer veya imanı gider. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın hadisinde böyle bir ibare yok. Peygamberimizin hadisindeki ibare baktığımızda aslında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kalbi mühürlenir diyor. Yani Allah ondan o hassasiyeti alır. O maneviyata olan meylini tabiri caizse alır. Bundan dolayı kalbi, yaşantısı o manevi havadan uzaklaşır. Ama bu şu değildir: nikahı düşer veya imanı gider değildir. Toplum namazın önemini ortaya koyma adına, gençlerin bunu ciddiye almaları adına cuma namazı hani dikkate alınsın babından kalbi mühürlenir kısmını imanı gider, nikahı düşer diye yorumlamışlardır. Ama bu da doğru değildir. Cuma namazı cuma ile mükellef olan ya da şartları taşıyan her Müslümana farzdır. Ama şartları dediğimiz şudur: erkek olacak, balig olacak ve aklı başında olacak. Akil balig dediğimiz Müslüman erkeğe farz olan bir ibadettir. Artı bir de mukim olma zorunluluğu vardır. Yani kişi yaşadığı şehirde bu ibadetle aklı başındaysa, sağlığı yerinde ise mükelleftir. Fakat bazı durumlar var ki namazı o mükellef olan bireyden düşürür. Örneğin yolculuk hali bunlardan birisidir. Kişi sefere çıkarsa namaz, cuma namazı ondan sakıt olur. Ama cumayı kılmasında bir sakınca yok. Kılarsa da geçerlidir. Kılmasını da tavsiye ediyoruz. Zaten fıkıh kitaplarımız kılınmasını tavsiye eder. Ama kılmamasında da bir sakınca yoktur. Aynı şekilde hürriyeti kısıtlı olan, örneğin diyelim ki eskiden fıkıh kitaplarımızda kölelik sisteminden bahsedilir. Köle efendisine tabi olduğu için ya da işte cezaevinde, hapishanede olan bir kimsenin özgürlüğü olmadığı için veya işte asker sonuçta bir hani emir komuta zinciri içerisinde olduğundan cuma namazı ile mükellef değildir. Kadınlar da cuma ile mükellef değildir. Fakat cumayı da kılmak isterse bunda da hiçbir beis yoktur. Hatta imkan varsa annelerimizin, kardeşlerimizin, eşlerimizin camiye, cemaate gelerek cuma namazını o güzel ortamda, o güzel atmosferde manevi havayı da teneffüs ederek, yaşayarak kılmalarını tavsiye ederiz. Cumayı kıldıklarında da bayan kardeşlerimizin ayrıca öğlen namazını kılmaları gerekmez. Çünkü cuma namazı kılındığı için öğlen namazını da kılmaları gerekmez. Bir de engelli vatandaşlarımızın, örneğin görme engelli bir kardeşimizin camiye gitmesi problemse, kendisi gidemiyorsa ve onu götürebilecek bir kimse yoksa cuma namazıyla da mükellef değildir. Özetle Müslüman olan, aklı başında olan, balig olan ve mukim olan her erkeğe cuma namazı farzdır. Bunun dışındakilere de farz değildir. Cuma namazıyla mükellef olan kişiler bazı durumlarda cumaya gitmeyebilir. Buna biz fıkhi anlamda mazeret diyoruz. Örneğin kişi cuma namazına gittiğinde canına, malına veya ırzına bir zarar gelecekse, ciddi anlamda böyle bir tehlike varsa cuma namazına gitmeyebilir. Örneğin yaşadığı yerden bir başka yere cuma namazına gittiği vakit yolda diyelim ki vahşi bir hayvan var da böyle bir tehlike varsa, ona canına zarar vermesi söz konusu ise veya diyelim ki düşmanları var ve yolda ona bir pusu kuracak olsa, o kişi cuma namazına gitmeyebilir. Aynı şekilde
çok şiddetli ama haddinden fazla şiddetli sıcaklarda, soğuklarda veya işte çok yoğun bir yağmurun yağdığı durumlarda da kişinin sağlığı bozulacaksa ya da hayatına, canına bir zararı gelecekse o kimse cuma namazına gitmeyebilir. Cuma namazı mazeretinden dolayı kılamadığından onun yerine o günkü öğlen namazını kılar. Bu da cuma olarak inşallah kabul edilir. Cuma günü, cuma ile, cuma namazı ile sorumlu olan, mükellef olan mümin erkeğin cuma saatinde alışveriş yapması caiz değildir. Örneğin bir erkek, bir beyefendi cuma namazını kılmakla mükelleftir. Ezan okunduktan sonra, iç ezan dediğimiz iç ezan okunduktan sonra o kimsenin ticaret yapması, alışveriş yapması doğru değildir. Öyle bir alışverişi yaptığı zaman Hanefi mezhebine göre tahrimen mekruhu işlemiştir, Şafilere göre haram işlemiştir. Bundan dolayı mümin, Müslüman, iman ehli bir birey cuma ile mükellef olduğundan, aklı başında olan, baliğ olan bir Müslüman, mukim olan bir Müslüman, o namazı kılmakla mükellef olduğundan, cumaya ve camiye gitmekle sorumlu olduğundan, namaza gitmeyip ticaretine devam etmesi ya da alışverişe devam etmesi uygun değildir. Nitekim ayet-i kerimede bu hususta şöyle buyurulur. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu ize nudiye lissalati min yevmil cum'ati fes'av ila zikrillahi ve zerul bey'a zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrıldığında, yani işte ezan okunduğunda hemen Allah'ın zikrine, yani namaz kılmaya, dua etmeye koşun ve alışverişi, ticareti bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyurur ayet-i kerimede. Bu ayet bize şunu söyler. Müslüman erkek namaz kılmakla, cuma namazına gitmekle mükelleftir. Eğer aklı başındaysa, eğer mukimse ve sağlığı yerindeyse, artı cuma saatinde alışverişi de bırakmakla mükelleftir. Ticarete devam ettiğinde iç ezandan itibaren artık helal ticaretini, meşru olan ticaretini meşru olmaktan çıkarır, bir günah işlemiş olur. Ama bu akit geçerli mi değil mi tartışması müştehidlerimiz arasında olmuştur. Kimisi geçerli demiştir, kimisi geçersiz demiştir ama en nihayetinde bütün fukahanın ortak görüşü bu alışveriş uygun değildir, yapılmamalıdır o saatte. Fakat cuma günü namazla mükellef olmayan, örneğin bayanlar, örneğin çocuklar, örneğin seferi halinde, yolculuk halinde olan kişilerin alışveriş yapmalarında bir sakınca yoktur. Bayanlar kendi aralarında alışveriş yapabilir. Bir bayan bakkala gidip bir ekmek alabilir. Çünkü namazla mükellef değildir. Çocuklar namazla mükellef olmadığından o saatte yine alışveriş yapabilir. Yolcu olan, yani yaşadığı şehirde bulunmayan bir kimsenin de o saatte alışveriş yapmasında, ticaret yapmasında bir sakınca yok. Ama bizim tavsiyemiz, yolcu da olsa, mukim değilse de o kimsenin cumaya gitmesi ve o saatte alışveriş yapmaması daha evla ve daha güzeldir.